Sen kimsin? Allah'ın kulu, oyuncu olmaya çalışan, bu müthiş piyasada ayaklarının üstünde böyle ısrarla hak ve hukuk arayarak devam eden yoluna bir adamım. Evim var, yazlığım var, sigortam var. Hani düşünen olursa ama evliyim. Geçinebiliyor musun? İkinci bölümde olayı anlatamayacağım bir şey ama bir şeyden dolayı çok rahatsız oldum. Bende de hiç ilgisi yoktu ama sette bir kadınla yapılan bir hareketten dolayı ben rahatsız oldum. Hak hukukçu bir adam olmak aslında sektörün genelinde değil, Türkiye'nin genelinde dışlanmak anlamına gelir. Pandemi döneminde bir 9 aylık, hiç çekinmeden söyleyebilirim, ruhsal bir bunalıma girdim yani. Merhaba, bu videoda Gürkan Tavukçuoğlu'nu mercek altına alıyoruz. Hoş geldin Gürkan. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Böyle aynaya bakar gibiyim. Kıvırcık saçlar, ela gözler, küpe aynı yerde, sakal kıvamında. Hayran kaldım. İyi yazsın. Eyvallah. Sen kimsin? Allah'ın kulu. Oyuncu olmaya çalışan, bu müthiş piyasada ayaklarının üstünde böyle ısrarla hak ve hukuk arayarak devam eden yoluna bir adamım. Oyunculuk mezunuyum. Oyunculukla ilgili dersler veren, işte bir sanat merkezi işleten gibi. Aklını fikrini yitirip tiyatroya vermiş bir adam. Tiyatro son dönemlerde en yaralanan Maalesef. şeylerden biri oldu, alanlardan biri oldu. Sen tiyatro kurdun galiba, değil mi? Kendi okulun. Ya evet ya. Yani öyle bir Onu bana sana vahiy geldi soralım. bir Onu gün. sana soralım. Yani şu an ne hissediyorsun? Nasıl bir durumda? Ya Değerlendir şaka bir yani. Şimdi ben çok keyifli bir adamım ama böyle biri tiyatro deyince ağlayasım geliyor artık. Yani bütün o keyfim, her şeyim kaçıyor. Çünkü büyük emek isteyen bir şey yapıyorsunuz. Ve ben geçen sene işte bir oyun vardı, Kadınlar, Filler vesaireler diye, onu yönettim. Bir para harcadım ve bir anda pandemi diye bir şey geldi. Zaten öncesinde de kan ağlıyorduk da hani pandemiyle iyice işler başka bir boyuta gitti. Şimdi birçok tiyatronun, tabii ben bu arada birçok tiyatroyla da yıllardır iç içeyim. Hepsi böyle abim, kardeşim falan filan. Hangisiyle konuşsam bitti, kapattı, gitti. Yani bu ülke nasıl tiyatro anlamında toparlanabilir? Hiçbir fikrim yok. müzisyenlere bir destek verildi devlet Evet. tarafından. 3000 bin. Esnafa da verildi kira desteği gibi. Peki oyunculara verildi mi? Tiyatroculara mı? Verildi. Her zamanki şöyle bir değer verildi oyunculara. Siz oyuncusunuz ya. Bu ülkede öyle bir şey var. Oyuncuysan paran var, pulun var. Keyfinde yerinde, keyfine bu işi yapıyorsun. Yoksa geçim kaynağımız bizim başka bir şey. Ve ben başka kötü işlerden geçiniyorum. Bu işi keyfine yapıyorum gibi algılanıyor sanırım. Birçok oyuncu arkadaşım gibi. Oyuncuya bir destek olmadı. Bu arada müzisyenlerin de çoğuna bir destek olmadı. Bir söylev oldu ama o söylevi devamında hiçbir şey duymadık biz. Şey de çok komik bu arada. Yani bana mesela ne diyeceklerdi onu da merak ediyorum. Müzisyenlerle ilgili Candan Erçetin görüşmesinden çıkan konuşma şu. İşte madem öyle müzisyen olduğunu kanıtlasın. Neyle? Bir video çeksin. Çalsın kemanını. Biz de ona 1.000 lira ya da işte 3.000 lira yatıralım diye bir kafa vardı. Bana ne diyeceklerdi? Audition mı isteyeceklerdi? Oyuncuyum. Evet. Hemen oynuyorum deyip ne oynayabilirim? Yani Orada çok bir garip. Hamlet'ten, Tabii bir tabii. Bir Tiran hemen olacaktı. Romeo ve Juliet falan ya da olmak ya da olmamak. Aldın mı? Aldın mı? 1.000 lira ne olur falan diye. Maalesef öyle bir kafaya gitti. Yok. Yani herhangi bir şey yok. Hazır konusu açılmışken devam edelim. Sanat genelde ülkemizde senin de birazcık değindiğin gibi hobi olarak görünüyor, bir iş olarak görünmüyor. Maalesef. Ve hep sorulur, sigortalı bir işin var mı? Senin var mı? Ben sorayım bu sefer sana. Var. Ne iş Şimdi yapıyorsun? bizim aile çok zengin. Şöyle, ben akıllıca bir hamle yapıp zamanda oyunculuk yaparken, yani başarılı çok oldu. Burada tam şey demeni bekliyordum aslında. Çok genç gözüküyorsun falan ama olmadı. Neyse. Zamanında bundan 20 sene önce aşağı yukarı başladığımda dedim ki benim bir iş daha yapmam lazım. Zaten babam da ataerkil bir aile ve sürekli şey diyor yani. Oğlum oyunculuk hobi tamam, bileğine başka bir bilezik tak diye. Ve ben gidip endüstri mühendisliği okuyorum zaten. Arkasından oyunculuğa geçiyorum. Sonra işte insan kaynakları. Ben sürekli bir şey okuyorum. O dönem şöyle bir karar aldım. Dedim ki bir iş kurmam lazım ya da ailemle bir işi devam ettiriyor olmam lazım. Babam da öğretmen. Bir özel okul durumuna girdiler kardeşleriyle. Dedim abi bir dakika güzel, burada bu işin sanat kısmı olacak muhakkak ki. Bana kaldı yük. Beklediğimden fazla kaldı ama olsun, o da güzel oldu. Orada sonra bir süre sonra sanat merkezi açabileceğim bir alan oluştu. Ve ben orada kendi şirketimizde aslında sigortalı olarak hayatımı devam edebildim. Bu da benim iş seçebilme özgürlüğümü verdi bana. Sigortalı işin var yani. Var. Annem baban da Evim var. rahatladı. Annem babam?
Rahatladı. Rahatladı. Yani. Evet, artık sigorta. Evim var. Yazlığım var. Sigortam var. Hani düşünen olursa ama evliyim. Oyunculukla geçinebiliyor musun? Tiyatro mu, televizyon mu? İkisini de birden alalım. Okey. Eğer sürekli bir işteysem eğer geçinebiliyorum. Ama ben düzenimi öyle kurmuyorum. Yani gerçekten bir dönem sürekli iş yaptım ben. Aşağı yukarı 10 sene boyunca yaz kış hiç aralıksız dizi çektim. Tabii ki de geçindim. Yani motor aldım, araba aldım, aldım da aldım yani. Çok güzeldi, geliyordu çünkü. Ama oyunculuk böyle bir meslek. Yani bir gün birileri diyor ki tamam sıkıldık bu adamdan bu yüzden diyebiliyor. Çat bir kesiliyor. Sonra kalıyorsun tabii parasız. Ya da yediysen tamamen kalıyorsun. Parasız durumu oluyor. Ama televizyon yapan bir adamın çok gerçekten güzel bir işteyse ağlaması gerektiğine inanmıyorum. Tutumlu değildir derim. Evet, en büyük sorun da o zaten. Evet. Mesleğe ilk adım atışın nasıl oldu? Sene 1900'lerde çok eski gibi geliyor bana. Sene 1900, yok bir dakika söyleyeyim. 2003 özür dilerim. Yani ondan önce tiyatro var ama tiyatro biraz böyle şey lise dönemlerinde. Kaç yaşındasın? 40. 40. Çok değil yani. Çok tamam. Değil değil. Çok değil. Evet. Şimdi mi? Biraz önce yapayım. Daha keyfim yerine gelir. Ben 34 yaşındayım yani çok da. Hiç göstermiyorsun. Ciddi mi? Bak, gerçekten. Yaz aldım şu an gidiyorum. Yazacağım herkese. Şöyle. Sene 99'da tiyatroyla böyle tanıştım lise falan dönemleri bir şeyler yapıyordum ama hep aklım benim spor akademisindeydi aslında. Çünkü böyle şeylere meraklıyım. Zıplayayım, hoplayayım, havada takla atayım, dövüşeyim. Fakat sonra bir işte sağlık problemi yaşadım ayak bileklerimle ilgili. Dans da ediyordum. Aslında dansla başladım. Ama ayak problemi yaşayınca kıkırdaklarından biri yok. Yapay kıkırdak var. Diğerinde çiviler falan bayağı ciddi problemler. Babam hep diyordu oğlum yerinde dur zıplama diye ama öyle bir şey değil tabii. Sonra 2003 senesinde bir bölüm Ekmek Teknesi'ne gittim ben. Yani biriyle anlaştık, menajerim vardı. Gittim Ekmek Teknesi'ne. Orada biri dedi ki ya bu adam Allah Allah çok iyi. Sen nerede oynadın dedi. Hiçbir dedim bir yerde oynamadım. İlk buraya geldim. Allah Allah dedi. Orada bir telefon zinciri falan. Sonra 10 sene sürdü o zincir. Aralıksız. Yani nasıl bu ışık gördülerse benim göremediğim. Böyle devam etti. 2003'te Ekmek Teknesi'nden sonra ben Kampüs Yusana girdim. Tabii popüler bir işti. Popüler olunca bir anda genç oyuncu. Bu çocuğu bir yerde daha, bir yerde daha derken bir de bütün çocukların gibi bir serüvenim oldu. 45 bölüm. Kadir İnanır seti. Çok değişik adamlarla çalıştım ben. Yani Kadir İnanır, Demet Evgarların olduğu bir setten çıktım. Arkasından İsmail YK'lı bir sete, İlhan Mansızlı bir sete. Osman Sınav'la 3 seneye yakın çalıştım. Ve sürekli böyle şeyler oldu. İşte iki tane sinema filmi çektim o arada. Bir gün oturuyorum evde. Dediler Umut Atıs diye bir film çekiliyor. Türkiye İngiltere ortak yapımı. Başrol. Ben mi dedim? Yani hani ben emin misiniz falan oldum böyle. Bir baktım başrol oynadım. Arkasından bir gün bir görüşme için Yağmur Yapım'a gittim. Emrah geldi. Emrah Erdoğan. Eski Emrah İpek. Geldi. Bir konuşalım mı dedi. Bir film çekeceğim. Başrolü. 4 başrolüm var. Biri sensin dedi falan. Ben böyle teklif alıyorum. Bilmiyorum. Yani niye böyle teklif aldığımı da bilmiyorum. Yani peşinden koşmuyor musun? Ya koşunca olmuyor zaten. Buna da inanmıyorum artık biliyor musunuz? Yani öyle bir anlattın ki her şey tesadüfen oldu. Değil değil. Yani şöyle çok çalışan bir adamım ben. Örnek vereyim. Şimdi oynadığım dizide de onu yapıyorum. Ben akşam eve geliyorum. Kaçta olursa olsun. Ezberimi yapıyorum. İşte notlarımı alıyorum. Psikolojisini yazıyorum. Yani o kadar net çalışıyorum ki. Sanırım şöyle bir hikaye oluyor aslında. Ben çok böyle tesadüfi gibi anlatıyorum ama. Şimdi çalışan adam o parıldıyor o sette. Belli oluyor yani. Gidiyorsun sete her şeyinle hazırsın. Psikoloji hazır, her şey hazır falan böyle. Tabii ki biri birini öneriyor. Şuna çok inanıyorum bu arada. İstediğin kadar iyi bir menajer. Tabii ki de çok önemli. Ayrı bir konu. İstediğin kadar etrafın olsun. Sen setin bir tanesinde cıvıda. Bak bakalım iş geliyor. Ben buna çok inanıyorum. Üslubu olan bir adamım bu arada. Hak ve hukukçuyumdur. Sivriyimdir. Ama bir yandan da hiç böyle hani zıtlaştığım bir durum olmaz genelde. Settekilerle. Hak ve hukukçu bir adam olmak aslında sektörün genelinde değil, Türkiye'nin genelinde dışlanmak anlamına gelir. Evet. Dışlanıyor musun? Hayır. Çünkü şuna çok önem veriyorum. Önce ilişkilerimi kuruyorum. Kimden zarar görebilirim? Benim bir şeyim var ya, çok enteresan. Bunu bazen mesela Osman Hoca ile çalışırken bana lakap takmışlardı. Araba güzeli, kitap kurdu falan. Nedeni şu, setin ilk bir iki haftası dışarıda kalıyorum ben. Yani ne olursa olsun rolüm. Böyle dışarıdan izliyorum, yemek bile yemiyorum falan böyle. Psikopatik bir belki durum olabilir ama öyle kalıyorum dışarıda. Kim zararlı, kim değil, ayıklamaya çalışıyorum aslında.
Ayıkladıktan sonra ona göre ilişkilerimi kuruyorum. Tabii problem yaşadığım oluyor ama ondan sonra yaşadığım problemlerin hakkını ararken o setin yüzde olarak çoğunluğu zaten tanıdığı için adam haklı diyor. Yaşadığım problemler olmadı değil. Ama olur. Çözüyorsun genelde. Çözülüyor ya. Çözülüyor. Yani ben çözülmediğini varsayalım. Çeker gider misin? Giderim. Giderim. Peki yaptım hayat, da yani. Hangi projede yaptın? Bir Kanlı Düğün diye bir proje vardı. Girdim ve ikinci bölümde olayı anlatamayacağım bir şey ama bir şeyden dolayı çok rahatsız oldum. Bende de hiç ilgisi yoktu ama sette bir kadınla yapılan bir hareketten dolayı ben rahatsız oldum. Şirkete de bir şey söylemedim. Yani böyle bir gerek de duymadım açıkça. Sadece çıkmak istedim söyledim ve çıktım. Peki hayatının dönüm noktası neydi? Eğer oyunculuksa hayatındaki, yani benim iki dönüm noktam var. Biri 27 yaş. Her şeyi bıraktığım ve oyunculuğu bile hatta bırakmayı düşündüğüm ve sonrasında 2-3 sene sonra da ara verdiğim döneme girmiştim. Biri 27 yaşım. Ne oldu bilmiyorum. 27'ye kadar böyle sürekli çalışan bir adamken 27'de bir duygusal bir şeyler oldu bana. Ben evleneceğim. Ben çocuk sahibi olacağım. Ben oyunculuk yapmayacağım. Bu sektör beni hak etmiyor falan kafalarına geldim böyle. Tuhaf bir egoyla. Ve böyle bir dönüm yok. Hatta içki içiyordum, içki içmeyeceğim. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Daha böyle ilme falan bilme hepsine verdik kendimizi falan. Böyle değişik bir kafaya büründüm. Bir buydu dönüm noktam. İkinci dönüm noktam da pandemi döneminde bir 9 aylık hiç çekinmeden söyleyebilirim. Ruhsal bir bunalıma girdim biliyorum. Şu anda bunu bilebiliyorum. O dönem değil. O 9 ayım hani derler ya anam ağladı, anam ağladı. Ama bomba gibi döneceğimi söylemiştim. Bomba gibi de dönüyorum şu anda. Çünkü dibe vurdukça o hikaye çok doğruymuş. Ayaklar ne kadar yere giderse o kadar sağlam zıplayabiliyorsun. Ben bayağı dibi yaladım o 9 ayda. Çöktüm, 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 çöktüm. Ağladım, zırladım, her şeyi yaptım. Çok insanı üzdüm. Çok insanın beni üzdüğünü gördüm. O arada da arkadaşlarımızı seçmiş olduk. Ve zıplamaya karar verdim. Ve şu an beraber olduğum menajerimle, sevgili Umut'la ve Filiz'le de zıplamaya karar verip zıpladık. Ben bu saatten sonra da çok aşağı döneceğimi de düşünmüyorum. Bu da egom olsun. Hiç torpil kullandın mı? Hiç. Yani hatırlamıyorum. Hani böyle hiç deyip de böyle tuhaf bir şey yapmayayım ama hatırladığım yok. Senin bildiğin bir egoyu kullandığın bir yer varsa söyle, kabul edeceğim söz. Yok. Aa var. Ama bu iş de değil. Hemen söyleyeyim. Ben bir dönem seminerler verdim. Kendime eğitim kısmına da vermiştim. O bıraktığım dönemde oyunculuğu. Seminer dönemimde ilk torpili babam sağ olsun Türkiye'nin en büyük sempozyumunu beni alarak bir torpili uyguladı. Ama tabii ben o sempozyuma giderken kantar içinde kaldım. Hatta bir gün önce böyle bağırsak sistemim bozuldu. Ne yapacağım ben yarın çıkmasam mı? Hatta şey dediğimi biliyorum dönüp babama. Sakallarım var. Top sakal falan bıraksam hani daha profesör durur falan diye böyle saçma bir şeyle gelmiştim. Ama yani çalışma kafasına çok sahibim. Onu da hakkıyla verdik. Sonrasında kimse hani torpil falan demedi. Ben tüm Türkiye'yi gezdim seminerle ondan sonra. İşkolik misin? Galiba ya. Peki yani buna sevinmiyorum. En çok çevrende kimi rahatsız ediyor? Sanırım eşim olabilir. Kızım olabilir. Yani iki kızım var ama bir tanesi daha henüz bebek, ona bir şey olmuyordur. Ama büyük kızım geçen şey dedi. Görüntülü aramış. Setteyim. Efendim dedim. Seni bırakmayan kim dedi? Tesadüfte yönetmen yardımcısı yanımda. Dedim ki bu dedim. Uzattım telefonu. Babamı bırakır mısın? Bir görmek istiyorum dedi. Yani galiba bu bir sistemdi ufaktan. O özüyorlar tabii ama onlar da hakim. İşte bir arada sete götürüyorum. Görüyor. Babacım sana acıdım diyor falan. Yani toparlıyoruz. Günlük kaç saat çalışıyorsun? Şu ara mı? 16, yani 14, 15, 16 saati buluyordur çalışmam. İş tokat yedin mi? Rol icabı mı? Yok, gerçek hayatım. Yedim. Kaç yaşında ve kimde? İlk tokadımı dedemden yedim. O zaman atari salonları vardı. Ben ne bileyim ya, kaçmışım gitmişim atari salonunda cebimdeki bozuklukları harcıyorum yani. Ama bütün herkes beni arıyor. Karadeniz ailesine doğmuşum. Ama bu dedem o aile değil, anne tarafım bu arada. Ama tabii herkes beni arıyor kısaca. Atari salonundan, aynasından oynuyorum. Aynadan dedemi gördüm. Kaçayım dedim. Kolonun öbür tarafından döndüm. Çıktım, dedem ensemden yakaladı. O da albay emeklisi. Çevirdi, tokadı bir vurdu. İki tur atıp arabaya yapıştım. Ben arabanın bir parçasıyım. Buradan da kan akıyordu böyle. Çok sağlam yedim tokadı. Hiç ahlaksız teklif aldın mı? Aldım. Kimden ve nasıl bir teklifti? Birden fazla aldım. Yani isim gidemeyeceğim tabii şu anda, çok doğru olmayacaktır. Evli bir adam olarak isimleri açıklarsam karımı saldırmasından da çok korkuyorum.
Ama yok, şaka bir yana bir menajerden şeylerini söyleyeyim, title'larını bir menajerden almışlığım oldu. İşte gelirsen bana çok eğlenirsin tadında. Bir yapımcı ablamızdan, yapım sorumlusu ablamızdan, bu diziye girmek istiyorsan çok basit, sadece gel oturup konuşalım. Ama sadece gel oturup konuşalım ya da kibar kibar böyle. Bunu da almışlığım oldu. Ama bunlar hep daha toyken oldu. Şu an kimse beğenmiyor Big Boss'ta. Böyle teklifler gelmiyor. Neden? İşte beğenmiyorlar. Yaşlandı. Senden geçti mi diyorsun? Benden geçti. Sen daha iyi erkeklere layıksın yalanını hiç söyledin mi? Sen daha iyi... Yani daha kötü yalanlar da söyledim ya. Daha kötü yalanlar da söyledim. Benim ilişkilerimde şöyle bir anlayışım var. Çok net bir adamım ben. Bir kız, yani eşim dedi 3 gün sonra dönüp evleneceğiz tamam mı dedim. Tanıştıktan 3 gün sonra. Deli misin dedi. Yoo dedim. Aşık mı oldun dedi. Yok o da değil dedim yani. Sadece karar verdim dedim yani. Hepsi olur zamanla dedim falan, böyle bir herifim. Karşıma çıkan eşimden önceki ilişkilerimde genelde şöyle bir durum oluyordu. Eğer ilk gün, ikinci gün falan böyle bir hani tatsızlık hissediyorsam ben ayrılmayı çok istiyordum. Yani devam etmekten hoşnut olmuyordum. Uzun ilişki istiyordum. Hep kısa sürüyordu bu yüzden. Bir arkadaşıma çok ısrarlıydı o. Yani hadi yani neyini ısrarlıydı onu da bilmiyorum. Israrlı bir şekilde böyle beraberlik. Ya dedim tamam deneyelim ama yani yürümeyecek. O kadar iyi biliyorum ki. Ama başladık bir ilişkiye, bitmiyor. Yani buluşmak istemiyorsun, zorla buluşuyor falan böyle. Yani bir garip, ben bayağı bildiğin teslim oldum. Sonra bir gün dedim ki ya yanlış anlamadım ama ben dedim çok avardayımdır. Ben şöyleyim, ben böyleyim ama ya kendime girendim onları anlatırken. Sonra dedim ki gerçekten hani bana göre değil yani, sen çok daha iyilerine layıksın, o anlamda söyledim. Hani cümle o değil ama oraya getirdim fazlasıyla dolu dolu. Yine ayrılmadı. Sonra ben terk etmek zorunda kaldım. Çok sevdiğim bir şey değil. Sonra bayağı hakarete uğradım. Ya kapımın önüne küfürlere kadar. Hiçbirinin ayağını kaydırmaya çalıştın mı? Yok ya, hiç öyle topla şey taraklarda mı bizim yok derler. Şişim olmaz. Şimdi bir haber var, kaydırmışsın. Falan, rejiden geldi falan. Şimdi sektörle ilgili çok fazla söylenen, daha doğrusu toplumun algısı var. Normalde bir kısım insanlar çok ciddi bir şekilde oyunculara hayranken, onlara örnek alırken, bir kısmı da böyle çok olumsuz düşünceleri var bu konuyla ilgili. Mesela ben bir vefat eden bir oyuncu paylaştığım zaman altına direkt şöyle odunu ateşi bol olsun, zaten gideceği yer belli gibi gibi cümleler geliyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fikrini almak istiyorum bu tür tepkilerde. Bu tür cehennemlik misiniz? Çoğu oyuncu arkadaşının önce bir oyuncu olmalarıyla ilgili zaten bir şey söyleyebilirim. Yani oyunculuk mesleğini yanlış algılamışlar. Kamera karşısında geçince oyuncu olunmuyor. Hatta oyuncu da demeyelim buna bu arada. Bu da bence yanlış. Şöyle sanatçı diyelim. Yok şey olarak söyleyeceğim. Yani işin doğru tarafından gideceğim. Şimdi sanatla ilgili bir şey yapıyorsanız sanatçısınızdır. Sanatçıysanız örneksinizdir. Örneksen ona göre yaşarsın. Şimdi bakıyorum bugün Instagram ağırlıklı bir furyadan yola çıkan bir oyunculuk var. Ve hiçbirinin oyunculukla ilgili bir durumu da yok. Öyle bir istekleri de olduğunu düşünmüyorum. Sadece dediğin gibi ünlü olayım, popüler olayım sevdaları var. Ve yaptıkları hamlelerle, paylaştıkları şeylerle o kadar bozuyorlar ki ortamı, bizleri de. Yani doğru olanı da bozuyorlar maalesef ki. Cehennemlikler tabii ki de. Ha gitmesinler, hani üzülürüm. Ama cehennemlikler. Bir diğer tarafta da şu var. Sen cennetlik misin dersen bilmiyorum. Yani bu benim alacağım bir karar değil. Ama ben kimsenin kalbini kırmamaya yönelik hareketler yaparım genelde ki hak edelim durumu vardır. Ama şeylere çok gıcığım. Ben de paylaşıyorum bazen ama tanıdıysam paylaşıyorum. Mesela bir örnek veriyorum. Çok severim Rasim Öztekin'i. Ya Allah rahmet eylesin. Çok seviyorum ama ben tanışmadım o adamla. Yani denk gelmedim bir yerde. Tanışmadım ve denk gelmediğim için resmini paylaşıp altına yazmak bana çok bir şey ifade etmiyor. Yani şu anlamda tabii ki de paylaşılabilir. Kimseye kızmıyorum. Ama paylaşıp altında bir de tanışmışım efektleri yapılması. Hatırlar mısın abi falan. Yani bir kere ölü bir adamı hatırlar mısın yazan gördüm. Doğru yani. Etiketleyip. Tabii yani adam ölmüş, etiketliyor ve hatırlar mısın yazıyor. Yani bu nasıl bir kapalı kalp? Yani onun bir kızı var, bilmem nesi var falan değil mi? Seven, gerçekten tanıyanlar var. Sana ne oluyor lan? Durum oluyor. O yüzden doğru bulmuyorum. Ben Ayşen ablayı çok severdim, Ayşen Gruda'yı. Çok nadir paylaştıklarından biri oydu. Bir proje yapacaktık. Ömrü yetmedi.
biz tam projeyi konuşuyoruz ediyoruz derken bir tiyatro olayıydı zaten. Vefat etti. Ona çok üzüldüm. Onu paylaşmıştım mesela. Ben de röportaj yapacaktım kendisiyle. Aynen. Evet, görüşmüştük hatta. Kendisi okeyledi. Menajeriyle de konuştuk. Okeylendi. Daha sonra bir şey çıktı. Bir pürüz çıktı falan. Hı-hı. Biraz ertelesek olur mu dediler. Erteledik. Sonra ben memlekete gittim Urfa'ya. Urfa'ya gittim de aradılar. Yarın röportaj yapabilir miyiz? Uygun musun falan. Hayır dedim, şehir dışındayım. Ve bir gün sonra yoğun bakıma kaldırıldı ve vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten muhabbeti güzel bir insandı. Çok, çok güzel yürekli çok, bir insandı. Yani çok yani çok inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Yani o öyle oluyor genelde. Paylaşımlara, hayatlarına dikkat etmeyen oyuncular yüzünden hepimiz egolu. Hepimiz lüks içinde yaşayan, sadece birileri bizi tanısın diye sokakta gezen insanlarmışız gibi algılanıyor. Benim bir hayatım var. Hayatımı yaşamayı tercih ederim. Son sorum. Cennete gidiyorsun ve kapıda Yaradan seni karşılıyor. Yaradan'ın sana ne söylemesini isterdin? Ben genelde dua ederken ne derim biliyor musun? Derim ki, peygamberimizi en üst katına kabul eyle derim. Bunu söylerken içimden hep şunu geçirirdim. Beni de ona yakın tut. Herhalde kapıda bana gel böyle senin yerin şurası falan diye onun yanını gösteren birini isterim. Bunu dememin nedenini de söyleyeyim. Öyle çok sadece dini bir kafayla söylemiyorum. Din benim için çok büyük bir felsefedir. Doğru adamların yanında olmaya hasretimden biliyorum. Çünkü çok yanlış adamlarla çalışıyorum.